Şimdi tabii burada birazdan ekonomi haberleri var. Yani ekonominin sorumlusu benim diyen Erdoğan var ya, onun da izlemesini önereceğim bazı haberler var. Çünkü sorumluluğu üstüne almak önemli tabii ki. Yani burada ama örnekler kötü. Onun sorumluluğunu üstüne almayan bir Erdoğan var. Her şey güzelken evet her şeyi ben yaptım. Ama diğer taraftan baktığınızda işler kötü gidiyorken hiçbir üstüne almıyor. Bırak almayı, özür bile dilemiyor. İşte deprem örneği karşımızda olduğu gibi ya 50 binden fazla insanı kaybettik. O da resmi rakam, bilmiyoruz gayri resmi. Yani inanmıyoruz zaten, inanamıyorum ben. Ve şeffaf olmadıkları için ve ister istemez soru işareti var. Onun sorumluluğunu dahi üzerine almayan bir insandan bahsediyoruz. Geldik, şimdi Kızılay'a gidiyoruz değil mi? Tabii. Şimdi Kızılay'da bugün enteresan arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız ilginç bir haber yaptı. Meral yaptı. Meral Dan Yıldız yaptı. Şimdi Kızılay'ın kan stokları erimiş ya, günlerdir de biz buradan diyoruz arkadaş gidin kan verin, kan verin, kan verin ama kan verecek yer yok biliyor musunuz? Maalesef bizde de kan kalmadı. Kan vere vere kanımız bitti. Kızılay'ın yaptığı duyuruya göre yalnızca 3 günlük kan stoğu kalmıştı. Bugün onda sona gelindi. Biz de şu anda Beşiktaş'ta bir kan verme noktasındayız. Burada kan vermek isteyen bir vatandaş gibi bu noktaya geldik. Ancak içeriye giriş yapmak istediğimizde hiçbir şekilde içeride kimsenin olmadığını görmek mümkün. Yani şu anda kan vermek isteyen bir vatandaş İstanbul'da en merkezi noktalardan biri olan Beşiktaş'a geldiğinde kan verme noktasında Kızılay çalışanı bulamıyor. Hırsızlık yaparlarsa kim kan verecek ki? Yaptığımız kanlar bile şu anda pişmanız verdiğimize. Kesinlikle vermeyeceğiz bundan sonra. Kapıları kapalı bize. Kızılay'ın açıklamalarının ardından kan stoğunda sona gelindi. 3 günlük kan kaldı denildi ve süre doldu. Ancak vatandaşları kan vermeye teşvik eden yok. Öyle ki kolayca ulaşılabilir yerler olması gereken kan bağış merkezlerinden eser bile kalmadı. Olanlarsa hayli sınırlı. Şu anda da Mecidiyeköy'de çok bilindik bir AVM'nin hemen önündeyiz. Uzun yıllardır burada Kızılay'ın bir bağış noktası bulunuyordu. Ancak şu anda da kan vermek için bu noktaya geldiğimizde kan bağış merkezinden eser bile kalmadığını görebiliyoruz. Evet şu anda saatlerimiz 13.15'i gösteriyor. Üçüncü durağımızdayız. Bahçeli Evler'deyiz. Kızılay'ın kendi sitesinde buradaki kan merkezinin açık olduğu yazıyor. Ancak buraya gelip kan vermek istediğimizde en az yarım saat sonra açılacağını öğrendik. Yani kan verme girişimimiz bu sefer de başarısız oldu. Kızılay ve Kızılaş Federasyonu'nun ve hareketinin en büyük çadır tedarikçisiyiz. Arkadaşlarımızın bir pazarlama ve satış faaliyeti var. Bu faaliyet çerçevesinde Ahbap Derneği Kızılay Çadır ve Tekstil'deki bizim satış ekibine ulaşmış. Bir tek bizi satma kalmış, bize satsınlar. Ki kan verir misiniz şu anda? Mümkün değil. Vatandaş, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın çadır sattıklarını itiraf etmesinin ardından kan vermekten komple vazgeçtiğini söylüyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Osman Küçük Osmanoğlu'na göre bu durumun çözümü kan bağışı noktalarının yaygınlaştırılması. Kan ve kan ürünlerinin toplanması gerçekten önemli bir konu. Tabii ki her önüne gelenin bunları toplaması ve dağıtması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yeterli laboratuvarları ve altyapısı olan, teknik donanımı olan kurumlara da bu izni vermek gerekiyor. Yöneticilerin bir başarısızlığı söz konusu ve ülkenin sağlığını, sağlık sistemini önemli ölçüde etkiliyor. Burak Dalgöl, Dalgül haberi görüntüledi. Peki eski Kızılay başkanlarından Tekin Küçük Ali ne diyor? Bir de onu dinleyelim. Bu bakımdan birilerine kızıp, birilerine öfkelenip, dişimizi sıksak bile lütfen Türk insanı, güzel yurdumun insanları lütfen gidiniz Kızılay'a kan veriniz. Çünkü bu başka bir konudur. Bunu çadırla, bunu başka bir şeyle lütfen eşleştirmeyelim. Benim zamanımda şöyle bir işlem de yapıyorduk. Çok zora düştüğümüz zaman insanlarımızın işte camilere gidiyordum. Oralarda çadırlar kurarak kan istiyordum. Sinagoglara gidiyordum. Kiliselere giderek insanları kan vermeye teşvik ediyordum. Okullara giderek insanlarımızı kan vermeye teşvik ediyorduk. Yurtlara gidiyorduk. Askeri birliklere gidiyorduk. Dolayısıyla bu seyyar vasıtalarımızla kan toplama işini sürekli her gün yapmak zorundayız.
Bakın Tekin Bey'i dinlediniz. Nasıl kan alınıyormuş eskiden? Şimdi bir de Kerem Bey'i dinliyorsunuz. Ben gidersem diyor kaos çıkar diyor. İstifa edin siz gidin ya. En iyisi bu gerçekten. Hala daha o koltukta oturabiliyorsunuz. Vallahi hiç çekinmeden, yüzünüz kızarmadan tebrik ediyorum sizi. Reklam arası, kısa bir ara, ardından tekrar haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz.